Merhaba Bir Dünya Umut kanalımın kıymetli takipçileri. Ben bugün neredeyim? Bugün Torosların tepesindeki bozkırlardayım efendim. Şu an Torosların en yüksek noktalarındayız. Nereye gidiyorum? Bugünkü videomda size Karaman ve çevresini tanıtacağım, anlatacağım. Mersin'den yola çıktım. Erdemli'nin muhteşem yaylalarını, yemyeşil yaylalarını geçtim ve şu an Torosların en tepesine ulaştım ve buradan da Taşkale'ye doğru gideceğim. İlk durağım Taşkale olacak. Muhteşem bir yer. Orada görüşürüz. Torosların en tepesindeki bu bozkırlarda yer yer yörükleri görmek mümkün. Burada koyun ve keçi güdüyorlar kendi yaptıkları çatma barakalarda. Ve burada bir de mezarlık var. Yörük mezarlığı. Benim atalarım da yörük bu arada. Benim anneannemin anneannesinin mezarlığı da aynen böyle bir yerde. Mezar taşı olmayan mezarlar bunlar. Daha doğrusu mezar taşları var da yazılı değil. Sadece büyük taşlardan ibaret. Yüzlerce yörük zamanında buralara gömülmüş. Tabii buralarda öldükleri için onları şehire taşımak mümkün olmamış. Ve gördüğünüz yazılı olmayan taşlarla ebedi istirahatgahlarında bu şekilde yatıyorlar yörükler. Mersin'den Taşkale'ye geldik. Yolumuz biraz uzun sürdü. Kolay değil Mersin'den buraya gelmek. Yollar çok iyi değil. Yapım aşamasında olan yollar var. Stabilize yollar var ama sonunda bu güzel yere ulaştık. İşte Taşkale burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzlerce oyma mağaradan oluşan bir yamaç burası. Roma döneminden beri kullanılan silolar bunlar. Tahıl ambarları. Oyulmuş, ahşaptan kapılar yapılmış. Her birine de numara verilmiş. Yani insanlara ait yerler buralar. Tabii içerideki hava ısısı saklamaya elverişli olduğu için yüzlerce yıldır burası kullanılıyor. Ve bu gördüğünüz yukarılara da insanlar merdivenle değil, kendi imkanlarıyla çıkıyorlar. Şöyle oymalar yapılmış. Gördüğünüz gibi bu oymalardan tırmana tırmana yukarı çıkıyorlar. Ben geçen gelişimde onların nasıl çıktığını görmüştüm. Evet. Burası aynı zamanda Atatürk'ün ata vatanı diyebiliriz. Burada da yazıyor. Atatürk'ün ata dedesi Kızıllar aşiretinden Kızıl Hafız Ahmet Efendi miladı 1466'da padişah fermanıyla Taşkale Kızıllar'dan Rumeli Ohri'nin Çupa köyüne evladı Fatihan olarak göçmüş. Yani Mustafa Kemal'in ataları da buradan Ohri'ye göçmüş. Muhteşem bir yer. Mutlaka mutlaka buraları görün. Ne kadar zamandır buradasınız? Ben burada 15 senedir saklarım. 15 senedir. Peki buralı mısınız? Buralıyım. Ha. Evet. Burada sizin yeriniz var mı bu tahıl ambarlarında? Var. Bu tahıl ambarı miras. Dede öldü müydü işte. Ha, miras kalıyor değil mi miras sizlere? Kalıyor. Hangisi sizinki? Kaç numara? Hepsi miras. Yok yok, kaç sizinki, kaç, hangisi? Bizimki şu beyaz basamaklı yer. Ha, şurada beyaz basamaklı yer sizinki. Evet. Ne kadar genişliği onun? 4 odası var. Ha. 500 tenlik edeyim zehra. Ha, ne alır? Buğday alır. Ha, yani. Buğday. Hı. Yani içeri girdiğiniz zaman bunların bölüm 5 tane odası var, bölüm 5 bölüm, bölümü tane var. 5 olan olur, 3 olan olur. Ha. Peki kaç, ne kadar buğday alır dediniz? 500 tane. 500 teneke. 500 teneke buğday alıyor. Hı. Ne zaman buğdayları koyuyorsunuz buraya? Onun içinde 30 senelik buğday. 30 senelik. Hı. Yani 30 sene önce toplanmış buğday bile orada bekliyor yani. Hiç yanmaz. Peki böceklenme falan filan? Hiç yanmaz. Serin mi içerisi? Tabii. Ha. Vay be yani. Hı, camiye şimdi gireceğiz. Daha girmedik. Şimdi camiye gireceğiz. Oraya girdim mi aynı işte. Orası cami olarak kullanılıyor mu şu anda? Kullanırdık da hocası gitti, yok.
Tamam. Tamam, teşekkürler. Taşkale muhteşem rengarenk bir vadinin yanı başına kurulmuş. Böyle şimdi ne yazık ki yıkılmış taş evleri de var. Gördüğünüz gibi insanlar bu doğal yamacığı, yani taşları işlenebilen, kolay kazınabilen bu yamacığı yüzyıllardır ambar olarak kullanılıyor. Atatürk'ün atalarının hemşerilerinin Atatürk sevgisini görmeniz lazım. Neredeyse her köşe başında bir Atatürk heykeli ya da Atatürk portresi sizi karşılıyor Taşkale'de. Bu tabii bizleri mutlu ediyor. Bugün bu ambarlardan biri cami olarak kullanılıyor. Girişinde şöyle bir abdesthanesi var. Şöyle bir mescit. Sonra buradan çıkılıyor. Bu ambarların içini görmek için güzel bir fırsat bu. Bugün cami olarak kullanılıyor olması. Görüyorsunuz ciddi bir oyulmuş yer. Herhalde dünyanın en otantik camilerinden biri burasıdır. Taştan oyulmuş bir cami Taşkale'de. Çok güzel. Yukarı katına çıkabiliyorsunuz. Taşkale'nin camisi de böyle olurdu. Buraya da bu yakışırdı zaten. Ne topluyorsunuz? Annem Arap saçı topluyor. Arap saçı mı? Arap saçı deriz biz buna uzun. Arap saçı deriz. Ne yapıyorsunuz onu? Doğaldı deri ödeceğiz. Yiyor musunuz onu? Yeriz. Ispanaklı börek gibi. Ispanaklı börek gibi tatlı olur bu. Ha, beraber karıştırıyorsunuz. Karışma bak abi, yaparız çok lezzetli olur. Ha. Bunu yaparız kuzum. Yani aynı ıspanak gibi demek istediğim o. Ha, ıspanak lezzetinde gibi. He, he. Evet, börek yapıyorsunuz bundan. Börek yaparız, katı vereyim çocuklara. Benim yani annem 7-8 tane çocuğu var, hep onunla büyüttüm. Ha, kaç yaşındasınız? 70 üstünde var. Burada ne ekiyorsunuz? Patates. Patates? Mısır, fasulye, başka şey olmaz. Ha. Kör olunca fazla şey olmuyor. Kör olmasa da olmadı. Olmaz oldu kuzum. Evvelki devir geçti gayri. Geçti, geçti. Eskisi gibi değil değil mi hiçbir şey? Yok, hiçbir yok, şey yok. Devir. Eskisi gibi devir. Karaman çevresinde görülecek yerler arasında İncesu Mağarası bulunuyor. Burası Taşkale'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda astım mağarası olarak da biliniyor yöre halkı tarafından. İçeride astım hastalarının daha rahat nefes aldığı söyleniyor. Şu anda zaten bulunduğum yerin altı bu mağara. Yürüyerek içerisini gezebiliyorsunuz. Geçen gelişimde içeride biraz su birikintileri falan da vardı. O yüzden zaten buraya İncesu adını vermişler. Mağara 2 milyon yıl önce oluşmaya başlıyor. Hadi gezelim. Mağaraya merdivenlerle indikten sonra bir koridordan yürüyüşünüz başlıyor.
Değişik renkli ışıklandırmalarla mağara ışıklandırılmış. Ve çok güzel kaya şekilleri yavaş yavaş görünüyor. Buralar mağaranın en güzel yerlerinden. Şekiller falan çok güzel yani. Yürüyüşümüz devam ediyor. Yaklaşık 300 metre falandır yürüyoruz. İnce Su Mağarası sanki bir film platosu gibi. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin bir bölümü burada çekilebilirmiş. Evet, burada sular başladı. Yani kayaların şekillerinin içine sular dolmuş bazı yerlerde. Evet, şu an tam görünüyor mu bilmiyorum ama yürüyüş platformunun altı tamamen su. Su birikintileri. İnce Su Mağarası 1050. metrede son buluyor. Yani giriş ve çıkış olarak 2100 metre yürüyüşü göze almanız gerekiyor. Bu arada bir uyarı, içerisi gayet serin. Yani üzerinize bir ince bir hırka bir şey almanızda fayda var. Yaz kış. Güzel bir mağara görülmesi gerekiyor. Ama ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de ve dünyada görülmesi gereken ilk ve en önemli mağara Mersin'deki Gilindire ya da Aynalı Göl Mağarası. Buradan tavsiyelerimi size iletiyorum. Bütün halkın burada yaşadığını düşünmüyorum. Burada sadece dönemin ve bölgenin soyluları yaşıyordu.